Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkafu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem müminler, mübarek Miraç kandilinin tüm İslam alemine huzur, mutluluk, saadet ve hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bugün Kadir gecesinden sonra en mübarek gecelerden biri. Bu gecenin kıymetini bilmek lazım. Bu gece, bu mübarek gecede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke'den Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, yani Kudüs'e gitmiş. Kudüs'te Mescid-i Aksa'dan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükselmiştir. Hikmetini Allah bilir. Ama İsra, Kur'an-ı Kerim'de bir sure adıdır. Gece yürüyüşü anlamına gelir. Hazreti Peygamber'in dönüp geldiğinde bize getirdiği en büyük hediye 5 vakit namazdır. Cenab-ı Hak önce 50 vakit kılınmasını emretmiş. Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti Peygamber'e buyurmuş ki benim ümmetim 50 rekata dayanamadı. Cenab-ı Hak'tan indirmesini söyle. Ve nihayet 5 vakit namaz sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı olmak üzere bize farz kılınmış. Ergenliğe erdikten sonra herkesin boynunun borcu namaz. İslam'ın şartlarından biri namaz. Allah Resulü, İslam'ın ilk müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu anha sık sık erihne ya Bilal, bizi rahatlat, bizi ferahlandır ya Bilal buyurmuştur. Özellikle şöyle sıcak havalarda, güneşin böyle tam tepede olduğu anlarda düşünün. Bu abdest, insanın elini yıkaması, efendim yüzünü, kollarını, abdest uzuvlarını yıkaması insanı ferahlandırır. Namaz da insanı hayattan böyle biraz koparır, dünya hayatından. Ve şu hareketi yaptığınız zaman geriye atıyorsunuz her şeyi. Allahu Ekber diyorsunuz. Allah en büyüktür. Dertler, hastalıklar, musibetler büyük değildir. Allah en büyüktür. Filan, falan değil. Allah en büyüktür. Bunu Cenab-ı Hak bize günde 5 defa okunan ezanlarla hatırlatıyor ve kıldığımız 5 vakit namazla bunu hatırlıyoruz. Cenab-ı Hak namazı hakkıyla kılan kullarından eylesin. Miraç kandilinin bize en önemli getirilerinden biri namazdır. Allah Mü'minun suresinde buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ O müminlerdir ki kurtuluşa ermişlerdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ هَاشِعُونَ Onlar ki namazlarında haşyet içindedirler. Yani kim namazında haşyet içindeyse, saygı içindeyse, Cenab-ı Hakk'a tazimde bulunuyorsa o kurtulmuş demektir. Kimin durumu Mü'minun suresinin ilk 10 ayetine uyarsa o cennete girer buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden açın bu gecenin hatırına Mü'minun suresinin ilk 10 ayetine okuyun. Cenab-ı Hak bizden ne istiyor? Ne yapmamızı istiyor? وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ 3. ayet. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler buyuruyor. Adem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kadar bütün peygamberlere iman ettik. Ve bil kaderi, kadere iman ettik. Biz annemizi seçmedik, babamızı seçmedik. Bu bir kaderdi. Bunu Allah yazmıştı. Bize sordu ruhlar alemindeyken. Kullarım, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz hep birden kalübela dedik. Evet, Rabbimizsin. İşte o
ruhlar aleminde söz verdiğimizden beri Allah'ın kuluyuz. Kul olmak en büyük şereftir. Kelime-i şehadette dahi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ediyoruz ve Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ediyoruz. Bakın kul, Resul olmaktan daha önce geliyor. Kul olmak. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teala. Hayır ve şer Allah'tan gelir. Buna iman ettik. Bazıları şöyle böyle değil. Allah ayetinde buyuruyor ki, başınıza gelen bütün kötülükler nefsinizdendir. Bütün güzellikler, hayırlar, iyilikler Allah'tandır. İnnel hasenate yushibne seyyiat. Muhakkak ki güzellikler, iyilikler, sevaplar kötülükleri alır götürür. Hangimiz var ki kötülük yapmadık? Dilimizden, elimizden, gözümüzden vesaire azalarımızdan. Belki her ne kadar sıkıntı, şirk, isyan, küfür, Allah korusun, günah sadir olduysa, yaptıysak, biz onların cümlesine bu mübarek gecede pişman olduk, tövbe ediyoruz. Allah'ım tövbemizi affeyle ya Rabbi, kabul eyle ya Rabbi. Sen bizleri affeyle. Amin. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teala vel basu badel mevtu hakkın. Vel basu badel mevtu, yani öldükten sonra dirilmek haktır. Buna iman ediyoruz. Görmüyor musunuz kışın her yer kupkuru. Görme güzel, yiğit olur der sonra diyor. Recep, Şaban ve Ramazan. Cenab-ı Hak bizleri Ramazan'a ulaştırsın. Kadir gecesine ulaştırsın. Ve inşallah bayramımızı bayram eylesin. Amin inşallah. Bayram. Bu kadar kan, irin, terör, bomba arasında nasıl bayram bilemiyorum. Ama Cenab-ı Hak bir mübarek gece hürmetine inşallah. Ülkemizin, insanlığın başındaki bütün belaları, bütün terör örgütlerini inşallah bertaraf eder ve bizler inşallah sahili selamete çıkarız diyorum. Senden başkasına bel kırıp boyun bükmedik. Sen bizi yaratansın. Bizleri affeyle ya Rabbi. Cennette Habibine komşu eyle ya Rabbi. Cennette cemalin görmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizleri kıyamete kadar Kur'an'a hadim eyle ya Rabbi. Bu mübarek gecelerin feyzinden, bereketinden istifade eden ve affettiğin kulların arasına dahil eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.